Rabbitcoin kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz gibi Web3 ve Blockchain dünyasından en doğru ve en kaliteli içerikleri sizlere ulaştırmak için her gün çok daha fazla çalışıyoruz. Kastrium İstanbul ailesi olarak Bitchi Summit'teyiz ve yanımda YouTube dünyasından kimler var? Eren Caner ben, Kripto Sözlük YouTube kanalının kurucusuyum. Hoş geldiniz öncelikle ve söyleşi isteğimizi kabul ettiğinizden dolayı. Öncelikle bildiğiniz gibi son dönemlerde Bitchi CEO'sunu değiştirdi ve bir yandan da gelecek planlarını açıklayacağı bir summit yaptığını duyurdu ve şu an o summit'teyiz. Öncelikle etkinliği nasıl buldunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Etkinlik güzel. Böyle dün geldik Bodrum'a. Güzel, hareketli, heyecanlı geçiyor. Böyle şimdi lansmana gireceğiz sanırım. Daha ne olacak, ne bitecek bunu daha tam görmedik ama güzel şeyler olacaktır diye umut ediyoruz. Peki sizce yani son dönemlerde market bu kapasitedeyken, yani bu haldeyken, ayı dönemindeyken bu kadar bir etkileşim, yani bu ilgi olması sizce normal mi? Nasıl buluyorsunuz bu konuyu? Bence normal aslında. Niye? Çünkü hep ben yayınlarımda da söylüyorum. Bu dünya şey, hani geleceğin dünyası. Hani düşüşler, geçmişe baktığımız zaman bu düşüşler hep yaşanıyor. Hani şimdi düşecek ki sonrasında yükselebilsin. Ben bunu şeye benzetiyorum. Bir okun gerilmesi, ne kadar çok gerilirse, ne kadar çok düşüş gelirse aslında arkasından olabilecek yükselişler de o kadar potansiyeli olabiliyor. Tabii ki de buradan kimseye bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz, onu da söyleyeyim. Ama hani bu insanlar buna inanıyor, bunun geleceğine inanıyor. Birçok şey zaten artık dünyada dijitalleşirken artık paranın da dijitalleşmesi, dijitalleşmezse zaten neden deriz aslında. Öyle de bir dünya var. Peki son dönemlerde Türkiye'nin bu inovasyon süreci hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla Türkiye hani çok genç kitle, çok talepkar bir kitle, çok isteyen, öğrenmek isteyen, öğrenme hevesi olan, yenilikleri çok merak eden ve hani bu açıdan baktığımız zaman yurt dışında da gıptayla bakılan bir kitle var aslında Türkiye'de. Bu çok güzel bir şey, bunu kaybetmememiz lazım. Bu ilgi buraya da yansıyor haliyle. Dolayısıyla öğrenmek isteyen kitle olduğu zaman bu biraz ülkeleri de geliştiriyor. Yani bazı şeyler tabandan gelir. Hani halk isteyecek, insanlar isteyecek ki orada o şirketler, o ülkenin o kitlesi, o ekosistemi gelişebilsin. Buna çok inanıyorum ben. Teşekkür ederiz bu güzel cevap için. Peki son olarak buradan izleyicilerinize, Kripto Sözlük ailesi olarak buradan izleyicilerinize ve Türkiye'deki özellikle bu ekosistemle ilgi duyan, kriptoya, blockchain'e ilgi duyan izleyicilere neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söylemek isterim aslında, çoğu şeyi YouTube kanalında söylüyorum aslında ama yani bu dünya, hani fiyattan bağımsız söylüyorum, hani gerçekten geleceğin dünyası burası ve hani böyle bir çimento, bir şey değil yani tuğla, hani böyle zaten geçmişte yıllardır olan bir şey değil ya bu. Çok gelecek. Bu gelecekte tabii disruptive bir şey, yani yıkıcı olarak geliyor. Bitcoin özellikle çok yıkıcı bir şey. Dozerle yıka yıka geliyor teknolojileri, endüstrileri, doğru bildiğimiz şeyleri yıka yıka değiştirerek geliyor. Dolayısıyla ben burada olmaktan çok keyif alıyorum. Umarım onlar da keyif alıyordur. Teşekkür ediyorum ve sizlere de iyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Rabbitcoin.org kanalından herkese selamlar. Bildiğiniz gibi Web3 ve Blockchain dünyasında en doğru içerikleri sizlere ulaştırmak için buradayım. Kastrium İstanbul ailesi olarak Bitchi Summit'teyiz. Ufuk Kağan, Karacan, L1 Üçgen kanalından. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Yani hani yatırımcıların gerçekten kan ağladığı bir dönemde bu kadar etkileşimin olması, yani etkinliği nasıl buldunuz? Biraz yorumlar mısınız? Vallahi ben spor camiasında çok etkinliğe katıldığım için benim sözüm ne kadar kıymetli olur bilmiyorum ama biraz gazetecilik var ya Serde. Biraz böyle etraftaki kripto piyasasının insanlarıyla konuştuğumda böyle bir şey görmedik. Bayağı sağlam bir etkinlik diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Bayağı bizi çok güzel ağırlıyorlar. Misafirperverlikler çok iyi. Bir de bilgileniyoruz. Çünkü çok yeni bir dünya. Herkesin bir şeyler söylediği, kulaktan dolma bilgilerin çok yaygın olduğu bir alan. Mesela benim gibi bu işin meraklısı olan, yeni acaba bu piyasada neler var diye merak eden insanlar için de son derece bilgilendirici oluyor. Eğlence işin tabii ayrı boyutu ama en önemli şey bilgilendirici olması. Bence çok net, kısa, yormadan, sıkmadan çok bilgilendirici bir etkinlik günü oluyor hepimiz için. Çok teşekkür ederiz. Peki siz biraz kendi konseptinizden bahseder misiniz? L1 Üçgen kanalı olarak neler yapıyorsunuz? Ne tarz içeriklere dokunuyorsunuz? Kimlere, yani hedef kitleniz, audience'lar nelerdir? Vesaire. Aslında şöyle işte biz de yeni medyanın yeni ürünlerinden bir tanesini hayata geçiriyoruz ve yeni ürünler dünyasında sizin gibi siz de yeni ürünlerin yeni medyacısınız. Biz de hemen işte şu anda yeni dünyanın, kripto dünyasının gerçeklerini, asetlerini öğrenmeye ve bunları yayıncılık normlarına uyarlayıp
son tüketiciye sunma gibi gayret içerisindeyiz. Buraya geldiğimizde en büyük gelme sebebimiz fan token dünyası. Çok merak ediliyor. Artık fanatik taraftarlarla ekonominin birleşimiyle ilgili artık futbol bir endüstri. Maalesef. Arada sırada romantize ediyoruz futbol ama bir endüstri olduğu gerçeğini inkar edemeyiz. Dolayısıyla fan token gibi o kripto dünyanın asetlerinden birini anlamak adına çok kıymetli. Biz de ona uyum sağlayabildiğimiz ölçüde yeni medyanın gücünü yeni nesille birleştirip yeni nesil asetlerle harmanlayarak sunma peşindeyiz, sunma telaşındayız. Derdimiz hikaye anlatıcılığı, derdimiz insanların hayatında bir cümlelik yer edinebilmek. Dolayısıyla dünyanın, yeni dünyanın ne kadar aseti varsa da içine sıkıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Biz anlayacağız ki anlatabilelim. Anlamak istediğim şeyde hürmetin olacak diye güzel bir laf var. Hürmet ettik, buraya kadar geldik. Öğreneceğiz ki asıl hürmet sahibi olduğumuz izleyicilerimize de onu aktarabilmek. Bizim işimiz bu yani. Biz yayıncıyız. Yayın yapıyoruz. Çatımız spor ama buluştuğumuz yer hep aynı yani. Çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederiz bu güzel cevap için. Yani dokunduğunuz yerlerde takdir edilisi gerçekten. Peki son olarak buradan izleyicilerinize neler aktarmak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben bilgi açı bir insanım. Tavsiye verebileceğim tek tavsiye o. Yeni bir dünya inşa ediliyor. Bu dünya derken sadece fiziki olarak söylemiyorum. İşte kripto dediğin kulağa ilk başta çok soyut gelen bir alan. Bunlar için öğrenme açlığını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hepsi yeni fırsat. Yeni iş kolları. İşte bunun içerisinde yapay zekasından tutun sanal artırılmış gerçekliğe kadar. Bunun önümüzdeki 5 yıl şu anki mesleklerin %60'ının olmayacağı, yerini robotların alacağı söylenen bir dünya var. Dolayısıyla benim tavsiye edeceğim tek şey açlık abi. Herkesi açlığa davet ediyorum. Hepimizin açlığa çok ihtiyacı var. Ne olur benden bu kadar, ben öğrendim, ben bunu çözemem, benim yaşım yetmez, işte bizden geçti, bütün bu klişe sözleri rafa kaldırıp bugün bir bismillah deyip nereden başlıyorsa oradan öğrenmeye başlamak lazım. Sizin varlığınız o açıdan çok kıymetli. Umarım sizin de sayınız giderek artar. Bizim memleket insanının çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ederiz bu güzel cevap için. Öncelikle bu söyleşi teklifimizi kabul ettiğiniz için bizleri izlemeye devam edin abi. L1 Üçgen kanalı takip etmeyi unutmuyoruz. Zaten açıklamaya da linkini bırakacağım. Eyvallah.